Miting meydanına gittik. Bandırma'da Balıkesir'in adayı annesinin balkonuna bizlere hakaret eden, saray ağzıyla laf söyleyen, yok demmem diyen bir şey asmış. Dedik ki bu yakışık almamış. Doğru değil dedik. Kimseye de kötü söz söylemedik. Sonra dün Meral Hanım çıktı. Diyor ki efendim birçok şey söyledi. Bana bütün gazeteciler bugün peşimde. Meral Hanım şöyle dedi, Meral Hanım böyle dedi. Ne cevap vereceksiniz? Ben tek itirazım biz miting yaparken Atatürk'ün partisine hakaret eden o afişeydi. Yoksa ben kampanya boyunca asla muhalefet etmedim. Muhalefet liderlerine, adaylarına tek kelime söylemedim. Sayın abla diyeceğim demeyince abla de diyordu ama dün kızmış bana ablam abla demeyin demiş. Sayın Genel Başkanıma söyleyeceğim şudur. İstedikleri kadar gersinler. İstedikleri kadar sizi bile yanıltsınlar. Bize saldırsınlar. Bende kural şu. Eski dosttan düşman olmaz. Atatürkçü, cumhuriyetçi, vatansever insanlar birbirinden kavga etmez, birbirine çelme çakmaz, birbirine kötülük yapmaz. Ben Manisa'daki, Turgutlu'daki, bütün ilçelerdeki Şehzadeler Yunus Emre, Türkiye'nin her yerindeki, gözünde gönlünde güneş olan bütün iyi insanları çok seviyorum. Biz biriz, beraberiz. Evet. Ne diyor gençler? Birleşe birleşe kazanacağız. İyi insanlar, sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, yalandan dolandan bıkmış muhafazakar demokratlar birleşirse hep birlikte kazanacağız. Biz birleşmezsek dönecek, başkaları kazanacak, hepimizin canını okuyacak. O yüzden bu iki genç arkadaşımın sloganını bütün Türkiye'ye emanet ediyorum. Birleşe birleşe kazanacağız. Başlat, bütün Türkiye duysun. Kasaba söylesin. Hep beraber. Muhalefeti birbirine düşürmeye çalışanlara, sarayın hesaplarına, muhalefet kapışırsa aradan biz çıkanlara kötü bir haberimiz var. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Ve şunu söyleyeyim. O ne? Altın tasta yüzüm var. Benim sende gözüm var. Seni severim ama Özgür Başkanıma sözüm var. Eyvallah. Bana olan sözünüz Çetin Akın'a rekor kırdırmak olsun. Bana olan sözünüz Ferdi Zeyrek'i Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak olsun. Son olarak şunu söyleyeyim. Karşıda bir korku ittifakı var. Onlarla bir olursan çok iyi, baş tacısın, olmazsan hainsin. Bakın, bizim de ittifak ortaklarımız ayrıldı. Bugün bütün televizyonlar peşimde. Meral Hanım'a bir cevap ver diye. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun. Ablam benim. Ablam. Sayın Genel Başkanım de diyor, diyelim ama ablamın da canı sağ olsun. Ne yapayım? Eski dosttan düşman olur mu?
Ama bir de Tayyip Bey'e bakalım. Ya Necmettin Erbakan Hoca'nın biyolojik oğlu Fatih Erbakan. Siyasi oğlu da sendin uzun zaman. Sonra seni reddetti. Seni gidi Siyonist seni dedi sana. Seni gidi faizci seni dedi. Sonra geçen seçimlerde çağırdın. Fatih Bey'le ittifak yaptın. Fatih Bey bu seçim ayrı gireceğim dedi. Biz ayrı gireceğim diyenlere canın sağ olsun dedik. Tayyip Erdoğan ne diyor? Yeniden refaha ip cambazı diyor. Ne diyor? Zübük diyor. Ne diyor? Şantajcı diyor. Ne diyor? Pazarlıkçı diyor. Bakın biz yeniden refahla çok ayrı yerlerdeyiz. Ama dün öptüğün yüzü bugün tükürmek. Dün dost dediğine bugün hain demek. Dün met ettiğine bugün küfretmek bu topraklara yakışmaz. Bize yakışmaz, kimseye yakışmaz. Onun için karşımızdaki iktidar korku ittifakıdır. Tehdit ittifakıdır. Depremzedelere bile şantaj yapan bir kötücül akıl vardır orada. Oysa bizim ittifakımız adı üstünde Türkiye ittifakıdır. Bizim ittifakımız gücünü milletimizden, renklerini bayrağımızdan alır. Tüm Turgutlu Evşehir